Yerde falan şey yapmayalım, piyomiyor vermeyelim. Sadece şöyleydi böyleydi demeyelim, yoksa etkilenir. Hazır mısınız? Bir kritiğe geçelim. Efendim, yeni mutfakta da kritik zamanı. Bizimkileri beğenmiyorsunuz ya, yarın siz de yapınca görürsünüz. Ben yapınca şöyle yapacağım senin gibi. Onu ben doğurdum diyeceğim. Doğur da yap, görürsün o zaman. Çeyrek altının sahibi olan gelini... Efendim, kritik bölümüyle karşınızdayız. Hemen ben başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. kanalday.com.tr 539-570-37-07 numaralı WhatsApp hattında efendim. Başvurularınızı yapın. Gelininizi, kayınvalidenizi alın, gelin. Mutfakta harikalar yaratın. Ve tabii ki kayınvalideniz doğru tabağı bulursa ve yüksek puan alırsanız... buradaki bileziklerin sahipleri olun efendim. Ve ekip arkadaşlarımız mutlaka en geç bir hafta içerisinde dönüş yapıyorlar size. İster inanın, ister inanmayın ama deneyin bence. Şimdi gelelim VTR'lere. Hazır mısınız? Vallahi bugün gelin ve kayınvalideleri bir soru sordum. Ama cevaplar pek de hoşlarına gitmeyecek. Görelim mi? Görelim. Haydi izleyelim. Oğlunuz en çok kimden, hangi konuda şikayet eder? Sizden mi yoksa gelininizden mi? Onur Bey en çok benden şikayet eder iki oğlum da. Giyim kuşamları, saçlarına sürdükleri jöleye kadar karışırım ben. Benden şikayet eder çok konuştuğumdan dolayı. Her şeyi konuşurum yani, hiç susmam onunla. Yani baş başayken sürekli konuşurum. Onu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım, böyle davran. Bu konuda şikayeti var. Bu konuda şikayetçi, evet. Benden şikayetçi olur. Senden? Evet. Niye? Çünkü çok ararım. Onu biliyoruz. Sesini duyuyorum. Gecenin 12'sinde de arıyorsun. Evet. Onun için çok şey yapar. Anne yeter. Merak arama etme artık, der. Anne. Arama artık der. İşte pek aramam ama eve geldikten sonra 3-5 sefer arar. Sen benim annem değilsin Gizem. Sen benim eşimsin gibi. Mantıklı değil mi? Yani mantıklı ama şimdi annesi şöyle yapıyor bana. Yani kayınvalidem olacak annesi. Gizem. Yavrum Servet'in atletini unutma, tamam mı? Tamam anne. Sabah kalkıyorum mesela, Servet atletini giydin mi? Sen benim annem değilsin, tamam mı? Diyor o zaman. Aysun'dan herhalde şikayet eder. Çünkü biz ayrıyız. Onda neden diye sorarsanız da yine onun yavaşlığından, rahatlığından. Yani benden şikayetçi olabilir. Benim böyle biraz rahatlığımdan falan olabilir. Şimdi düşünüyorum, evet, rahatlığımdan. Mesela bir şey söylüyor. Atıyorum mesela yarın gömlek giyeceğim diyor. Onu ütüler misin diyor. Unutuyorum. İşte gömleğimi ütüledin değil mi falan. Unutmadın değil mi diyor. Ben unutmuş oluyorum tabii ki. Ay işte unuttum diyorum. Hemen ütüleyeceğim diyorum. Bende hep o var. Aa tabii ki hemen yaparım derim ama böyle onu çok geç yaparım yani. Ama şikayet sebebi ileride buradan çok dağınık ya masası. Evet. Hani bayağı dağınık diyorsunuz, kirli diyorsunuz falan. Evde tam tersi. Çok titizdir. Ve oğluma da göz açtırmaz o konuda. Hmm. Ve ondan dolayı anne der, yani artık yıpratıyor beni demeye başlar. En çok benden şikayetçi. Hı? Ben bazen İlker'i rahat bırakmıyorum. İlker geceleri sürekli proje yaptığı için artık o kadar alışmış ki... ya gerçekten günlük 3 saat falan anca uyuyordur. Projesi olmadığı zaman ben istiyorum ki uyusun. Ama bir bakıyorum gece kalkmış oyun oynuyor. Ben de diyorum ki uyu, dinlen, vücudun dinlendir. Bana karışma, ben bununla kafamı dağıtıyorum. Sürekli bana hani bu konuda karıştığım için kızıyor. Şimdi aslında benim sorum şuydu. Hani şikayet üzerine. İşte oğlunuz en çok hani şikayet kimin için ve hangi konuda eder diye söyledik ama... maşallah sen İlker'den şikayetçi oldun. 3 saat uyuyor. Ondan sonra işte uykusuz kalıyor, ben de işi üzülüyorum, ediyorum falan dedin. İşte benim de ona karışmamdan şikayetçi oluyor. Yani şikayetçi de olsun, derli toplu olsun, zaman da uyusun uyansın, ben de karışmayayım. Gülcan Hanım. Evet, ya evet, hakikaten çok çok üzerine titriyor. Çocuk gibi ilgileniyor eşiyle. Hoşuna ama gidiyor Gülcan Hanım. Hoşuma gidiyor. O içine içe var ya, yağları eriyor. Evet, o yönden hoşuma gidiyor. Bebeği gibi ilgileniyor. Ama
Bu sefer de boğuyor. Yani fazla ilgi de insanı yıpratır ya o şekilde. Temizlik konusunda olsun, dağınıklık konusu olsun. Çok rahat bırakmışsın anne. İlker'de dağınık, gerçekten çok dağınık. Ben de çıldırıyorum. Çayını karıştırıp oraya koymasın ya. Masanın üstünde o kaşığın ne işi var? Nereye koyacak? Götürsün ya içeri, ya bardak attığı var hemen oraya koysun. Yani masaya bile bırakmasın, alsın bulaşık makinesine koysun. Evet, bir zahmet koysun yani. Niye yani, en azından salonda bırakıyor mu o bardağı? Mesela atıyorum içiyor, bırakıyor. Bir şey. Bırakıyor mu? Tabii ki normali. En normal azından makineye şey, koymasa bile mutfağa götürüp ya tezgahın üstüne ya da işte lavabonun içine falan. Gülcan annem gerçekten öyle alıştırmış İlker'i. Dağınık yani, dağınık. Ya ben artık yani dağınık onun peşinden değil. Koşamam. Yani İlker de kendi işini yapan, ben çalışan bir insanım. Ben hiçbir zaman onun sürekli peşinde koşmadım. O kadar da dağınık bir insan değil ama evet, çünkü değer veriyordum ben onlara, evet. Hani rahat bırakıyordum. Ama İlay daha, çünkü o da çalışıyor. Evet, çalışmamış olsa bile geliyorum. Ben de çalışıyordum ve gene de. Ama yapmamışsın ki, öyle alışmış İlker Bey'de. Evet. Yok, bende bir sıkıntı olmuyordu. Onda sıkıntı oluyor. Size batıyordu. Çünkü annemin gözüne batmıyordu. İlker'i salmıştı. Ben de salamıyorum. Çünkü gözüme batıyor yani. Bir şey kımıldasın ya da orada bir, yani kahve içersin, götürsün bir çalkalayıp bulaşık makinesi. Sen de çok şey istiyorsun mutfağa. Evet, çok de bulaşık makinesi kaldı. Evet. Ben aynı. Ama zaten şu an İlayda'ya. Akşam 8'de eve geliyorum. Ben ev hanımı değilim sizin gibi. Çalıştığın için haklısın ama. Akşam 8'de gel, bir de onun döküntüsünü topla. O hep şikayet ediyorsa da. Topla. Şimdi normalde İlker benim evimde de yapıyordu. Çocuğum öyle alışık yani. Evet, annesini yapar. Yardım ederdi. Bana da yardım ederdi çocuğum. Oğlum. Şimdi mesela İlayda yemek yiyorsak, beraber yemek yiyoruz. Eğer bir bulaşık kalktığı zaman hemen İlker de dahil olur. Olacak. Da, biri şeyini sıyırırsa biri de yerine yerleştiriyor. Daha ne yapsın gerekiyor çocuk? Zaten. Bizimkileri beğenmiyorsunuz ya, yarın siz de yapınca görürsünüz. Siz de gezdirsiniz tabak elinizde. Ben yapınca şöyle yapacağım senin gibi. Onu ben doğurdum diyeceğim. Doğur da yap, görürsün o zaman. Hadi ya, hadi ya, hadi. Hadi ya, hadi ya. Çocuğa tabii ki de öyle yapacağım ama ilk arkadaşına... Öyle yapma. Çocuğumuz, gözümüzde bebek onlar daha bizim. Onlar artık çocuk değil ki. Koca koca insanlar. Çoluk çocukları var hepsinin. Vallahi çocukları... Emin ol siz de büyümediniz annelerin gözünde. Biraz alıştırıyor oğullarını. Evet. O herkes evet evet ama ya, biz... Onur Bey, ya, benim oğlum kadar ev işine yardım eden, destek olan bir kişiyi daha bilmiyorum. Daha senin gelinin kadar da çalışan, didinen, gece yarıları... Beraber çalışıyorsunuz. İstersen çalışma, otur, İlker'in getirdiğini kabul et. Vallahi ben çok isterim. Keşke çalışmasam evde, o otursam ama yapamam. Yapamaz. Peki şimdi ben size bu soruyu sordum da. İlker şikayetçi midir acaba? Ediyormuş vallahi arkamdan da. Hani atıyorum annesinden veya eşinden, ne bileyim, şikayetçi midir? Yani arkamdan söylüyormuş zaten. Bazen çok bunalıyorum diye. Kere bakalım de gerçekte söylüyor. İzleyelim mi? Hadi izleyelim. İlayda'dan şikayetçiyim. Bunun sebebi benim çalışmalarıma çok müdahil oluyor. Çok fazla karışıyor. Tabii ki bunu benim iyiliğim için yapıyor. Ama bu durum bazen beni rahatsız ediyor. Görürsün İlker işte. Bence tam çekeceğin var. Bir anda İlker'i çıkarttılar karşıma. Gerçekten inanamadım. Video falan da beklemiyordum. Şok oldum. Demek benden daha çok çekiniyorsun. Bundan sonra daha çok çekin. Ben olsam bu videoyu dinleyeceğine, göreceğine, eşimin böyle söyleyeceğine biraz rahat bırakırdım adamı ya. Ama uykusunu düzeltmiş. Orada oturma, burada otur. Kaşığı koyma, tabağı koyma. Ya mobilya alınır. Önemli olan insan kendi evinde rahat etsin. Çok doğru konuştu oğlum. İlayda onun her şeyine karışıyor. İlaydacığım biraz rahat bırak oğlumu. İkiniz de daha rahat edeceksiniz o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak çalışmalarıma bile masaüstü dağınık olmasın bilgisayarında diyorum. Senin yüzün bayağı düştü ama. Hiç böyle evet, bir şu an video nerede diye ben oraya beklemiyordun. Baktım. Ama o kadar denetlemenin sonucu da faturası budur. Çocuk evinde rahat edemiyor. Nasıl nerede şu anda? Nerede olabilir? Arka ya normalde benim işimde olması gerekiyordu bugün. Ben de tarihi bir handa çalışıyorum. Oranın tarihi taş olması gerekirken arkası beyazdı. Ayna falan da vardı orada. Şimdi oraya mı taktın? Daha bu video bu arada yeni geldi.
Yani, i̇şte ben de direkt taze geldi. İlker ne dedi umurumda değil ki orada nerede hatta diye. Hatta ben de sizin ev falan zannettim. Hani niye, ev ortamında çekilmiş bir video gibi görünüyor. Bir saniye. Orası. Bir saniye. Şu an sana nerede olduğunu söyledi İlker bugün. Han'da olması gerekiyor. Han'da olması ama gerekiyor. Belki kendi işine de gidiyor. Kendi işine benzemiyor mu? Niye bu kadar şüpheli? Siz gelin kaynağında şüphecisiniz. İlker gerçekten bugün benim iş yerimde olman gerekiyordu. Arkaya bakmaktan sana bakamadım. Bugün neredeydi? Ne merak ediyorum ne var bunda işimin nerede olduğunu. Hayır iş yerine merak benziyordu zaten İlayda. Kuyumcu gibi bir yere benziyordu. Cam mekan var bir yan tarafta. Görmedin mi? Tamam o zaman benim iş yerimde. İlayda ne konuştuğuna hiç bakmadın. Sadece oran neresi? Dekorundan haberin yok mu? O bence duyduklarına adaptı olmaya çalıştı. Çok özür dilerim. Yönetmenimden bir, en azından bir görüntüyü alabilir miyiz? Yani video izlemesek de olur ama. Benim gözüm 3,5 ya göremiyorum. Lensin yani ben tekrardan bir. Bak. Mesela arkası neresi? Tamam benim iş yerim. Tamam. Ya boşa şüphelenmişsin eşinden. Kuşkucu gelin kaynana. Gelin kaynana toprağından olur derler. Şu anda eşin senin işini de yapıyor değil mi? Evet. Daha ne yapsın çocuğum? Daha ne yapsın? Geceleri de kendi projelerini ama çekiyor. Ama o onun bir bardağını kaldırmıyor. Ama hayret. Kaldırıyor da. Kaşığını bile koyamıyor çocuk. Onur Bey bardağı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten 7'de işten çıkıyorum. 8'de evde oluyorum. Bir de eve gidip proje yapıyorum. Yemeğini hazırlıyorum. Yemekten sonra ben proje yapıyorum. Sizin haberiniz var mı acaba? Bardak diyorsunuz gözünüze batıyor da. Ben gecelerine kadar da çalışıyorum evde. Biz nereden hiç bilebiliriz İlayda? Tamam, biz senin anlattıklarından yola çıkarak yorum yapıyoruz. Sonra bardak niye gözüne batıyor? Tabii ki de batıyor. İlayda, hayır, bana mı çalışıyorsunuz sanki? Allah aşkına çalışıyorsunuz. Bir şeyleri yapmaya rahatsız olmuyorlar. Şimdi aynen. Gözüne batması konusu hemen içti. Oraya konmayacak o. O içtin ya. Son yudumu alacaksın mutfağa gideceksin. Yani çok fazla. O da evde bir çalışan gibi psikoloji veriyor. Hani çalışan biri. O evinde rahat edemezse nerede edecek? Evet. Unutuyor. Peki İlayda bir şey sorabilir miyim? Olabilir. Senin çok evi de gelsek bir gün mesela bizi ağırlasın. Aa, rahat edemem. Yani ben oraya ben yanlışlıkla çay döksem halının üstüne veya içtikten sonra